Sırtıma saplanan bu kanlı hançer, Bedenden ziyade cana ihanet, Sanma hiç acısı gün gelir geçer, Var olduğum her bir ana ihanet, Cümle anıların boynu hep bükük, Candan çok sevene reva mı büyük? Bir Hüseyin Yılmaz şiiriydi bu, Ardından bir Hamdi Oruç kısa şiiri, Kükremiş sel oluruz, söner bu ihanet, Ey şehidoğlu, ey yiğit, hainlere verme eman, sönsün bu ihanet. Yeter söz milletin diyorum değerli dostlarım, yeter söz milletin. Gerçekten de e, milletin hiçbir değerini paylaşmayan, bu milletten uzak, bu topraklardan uzak, bu halktan uzak, bu devletten uzak bir takım insanların e, belki böyle olabilir tercihleri, ama otursunlar evlerinde yani neden bizim e, devlet yönetimimize bu kadar müdahil olurlar değil mi yani bu kadar uzaksanız bu devlete bu coğrafyaya e, şimdi şöyle bir şey söylenebilir e, sizin yaşam tarzınıza sizin hayatınıza eğer müdahale oluyor dersiniz ki ya biz de ortaya çıkıyoruz kendi hayatımızı kurtarmaya çalışıyoruz ama böyle bir şey yok kimse size müdahale etmiyor ama sizler bu seçimin öncesinde en yakın komşularınıza dahi akrabalarınıza dahi kalkıp e, e, bir seçilelim bakın size neler yapacağız diyebiliyorsunuz. Allah aşkına her şeyi unutalım. E, zihniniz durdu. E, her şeyi ezbere söylüyorsunuz ama 20 senedir, 21 senedir bu ülkede size ne yapıldı ki siz e, böyle bir hıncın, böyle bir kinin içindesiniz. Bu anlaşılmaz. E, gerçekten e, yani e, o kininizde neredeyse boğulacaksınız. İnanılmaz bir şey bu. Ve e, bu ara bakıyorum e, birbirinize de girdiniz. Yani e, gerçekten bir tarafa oy kullanan kitlenin önemli bir kısmı da e, bu davranışlara artık yeter diyor. E, bir bakıyorum e, depremzedelerle ilgili inanılmaz paylaşımlar. İnsanın aklının almayacağı paylaşımlar. Ey o paylaşımları yapan zeka ve vicdan özürlüler. Bakın size söylüyorum. Önce insan olun. Sonra insanlığa dair işte siyaset, ekonomi vesaire gibi böyle size çok derin gelecek veya size çok yüksekte kalacak konuları o zaman konuşuruz. Siz önce hele bir insan olmayı başarın Allah aşkına. Yani bütün dünyada da bu ülkede de ülkenin ve dünyanın barbarları, cahilleri, yani iki kitap okumayan, siyasetle ilgili bir programı izlemeyen, hiçbir konferansa seminerde görmediğimiz insanlar e, zannediyorlar ki e, fikir demek akla gelen şey demek. Yani bilgiye sahip olmaya gerek yok, konularla ilgili araştırmaya gerek yok. Ee, özellikle de sosyal medyaya kafamızı gömersek ne konforlu değil ne rahat hiç böyle kendimizi yormaya gerek yok oradan gelen kafamıza yatanlar bizim için fikir. Ya öyle değil öyle değil yani. Gerçekten cehaletinizde boğulacaksınız artık. Yani benim batıl ekol dediğim o ekolden aldığınız diplomaları eğitilmiş olmak sanıyorsunuz. Maalesef ben bununla çok karşılaşıyorum yani ben eğitim veren bir insanım öyle şeylerle karşılaşıyorum ki akıllar durur. Ee, gerçekten ülkenin en e, akil olması beklenen, en ilimle haşır neşir olması beklenen kesimlerinin ilimle hiç alakalarının olmadığını, bu insanların kitap dahi okumadığını, işte belki popüler olursa böyle e, tırnak içinde söylüyorum yani kadın sorunları içinde olan falan böyle popüler havalı bir takım kitaplar, isimleri veya etrafta trend olan, moda olan bir takım kitaplar olsa yılda belki iki tane üç tane öyle kitabı okumanın harici ki o kitap okumak demek değil kitap okumayan, hiçbir şeyi araştırmayan, yani işte deprem bölgesi ile ilgili çok acayip. Deprem bölgesine hiç gitmemiş. Ee, ondan sonra bununla ilgili gerçekten gidenlerle oturup istişare yapmamış. Sosyal medyadan önüne ne yağıyorsa onları gerçek kabul eden ve bunlar üzerinden hayatı değerlendiren hiç kimse kusura bakmasın. Özellikle bu depremzedelere yapılan muameleden sonra bir zavallı kitle bir zavallı kitle, dünyanın paçasına yapışmış bir zavallı kitle. Dünyanın diyorum çünkü bunlar sadece bizim ülkemizde yok. Bakın Ukrayna'da varlardı. Şimdi 10 küsür milyonu Polonya'ya göç etmişler. Ee, orada katliam yapan, orada çocuk katledip ondan sonra da diğerleri bizi katlediyor diyen, orada darbelere alkış tutan, sonra da işte bunlar bize şunu yapıyor, bunu yapıyor, Rusçular şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyen. Aynı şey Amerika'da var. İşte Trump başkan seçilmişti hatırlarsanız. Bu bizim başkanımız değil diye yollara sokaklara çıktılar. Yani bunlar demokrasiyi kendi dediklerinin olması zanneden bir zavallı kitle. Ama artık bıktırdınız. Yeter. Artık o kadar haddinizi aştınız ki o kadar zavallılığınızı ortaya koymaya başladınız ki ve bunun farkında değilsiniz. Hala kendinizi ülkenin aydını zannediyorsunuz. Hala siz biliyorsunuz diğerleri bilmiyor. Hayır, bak öyle değil. Bak bir daha söylüyorum ben anlatıyorum. Siz bilmiyorsunuz. Ee, siz e, yalanlarla dolu bir ezber manzumesi içerisinde bir hayat yaşıyorsunuz maalesef ve siz dinlemiyorsunuz. Siz bilmemek ayıp değildir. Öğrenmemek ayıptır. Sözünü bile bilmiyorsunuz. O kadar kibirlisiniz ki bilmemeyi ayıp sayıyorsunuz. Ama o kadar tembelsiniz ki bilmek için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Yani size ne denir? Ee, bakın bugün belki de çok heyecanlı, çok belki gergin görüyorsunuz beni. Ama gerçekten olmamak mümkün mü? Yani şu depremzedeler üzerinden, o insancıklar üzerinden yapılan muamele inanamazsınız. Ben okuduğum yazılara, yani özellikle araştırdım. Bu acaba şey midir? E, kripto bir hesap mıdır, değil midir? Yok gerçek hesaplar ya. Yani evlerinde oturan veya iş dünyasında işleri olan hanımefendiler böyle bakıyorum. Ondan sonra süslü süslü zannediyorlar ki bu ülkenin kendileri aydını. Ama yazmış diyor ki keşke ölseydiniz. İnanamadım ben bu cümleleri okuduğumda. Ya siz insan mısınız? Siz önce diyorum ya insan olun sonra biz sizle siyaset konuşalım ya. Bu, bunu her bağlamda böyle yapıyorsunuz. Sürekli yapıyorsunuz. Sürekli karşı tarafa cahil, barbar, ilkel muamelesi yapıyorsunuz ama cahil, barbar ve ilkel olan sizsiniz. Bakın bunu böyle bir karşılıklı kavgada saldırma sözü olarak söylemiyorum. Herkes bilir. Ben kimseye hakaret etmem. Ben tespit yaparım. Allah'a hamdolsun. İşte tespit. Şimdi söyleyeyim. Ya bu ülkede darbeleri alkışlayan siz değil misiniz? Kendine demokrat deyip darbe, darbe alkışlayan zavallılarsınız kendine demokrat deyip terörle bir araya gelen zavallılarsınız. Ben sizin e, böyle e, ev içi sohbetlerinizi biliyorum. O günkü konjonktüre göre ver kurtul diyen, konjonktür değişince vur kurtul diyen, ne insanla yani insanı vur kurtul, ne toprakla vatanla ver kurtul hiçbir ilişkisi olmayan, kendi egosundan başka, kendi hayatından başka bir şey düşünmeyen ve hayatının o egosunun korkularıyla zaten bunları yapan ama korkmayın. Bakın tarihe bakın, bakın çevrenize bakın, son 20 seneye bakın. E, tam tersine sizin hayatınızı da rahatlatan e, bir sürü tedbir alındı 20 senede. Hatırlamıyor musunuz 90'larda yolda zor yürürdük. Yani o günün şartlarında, o günün vesayetçilerinin hakimiyetinde, o günün vesayetçilerinin adamlarının bulunduğu kurumlardan dolayı bir emniyetçiye yan gözle bakamazdık, bir askere yan gözle bakamazdık. Karşıdan adam, gelen adam mafya mıdır, yan gözle bakamazdık, terörist midir yan gözle bakamazdık. Bunları unuttunuz. Şu anda siz de Recep Tayyip Erdoğan sayesinde adam gibi yaşıyorsunuz bu ülkede. Adam gibi ve diktatör dediğiniz adama her türlü şeyi söylüyorsunuz ee, bir de bu tarafta da sizin benzeriniz var aynı böyle siz birbirinizi birbirinizin zıttı zannediyorsunuz ama birbirinizin tamamen benzerisiniz dinle milliyetle vatanla falan alakanız yok her iki grupta siz e, egonuzun mensubusunuz başka bir şey değilsiniz ondan sonra e, bir de tarihe bakın bu işte tem, demin söylediğim darbeleri kim alkışlar bu ülkede? Bu ülkede seçilmiş başbakanın asılmasının altındaki altında sebep arayan kimdir. Bu ülkede terörle işbirliğini bir kenara koyalım. E, birey birey. Efendim, e, Kimyamız bozuldu o yüzden daha çıktık diyen kimdir. İşte eline saz verip demokrat yaptığınız sözde. E, ondan sonra bu ülkede e, patlayan bir teröriste kendini patlatan bir teröriste e, işte insanların burasına geliyor ondan sonra böyle kendini patlatıyorlar diye bir haklılık bulmaya çalışan kimdir. Bu ülkede hala bir tek insan öldürmenin insanlığı öldürmek olduğunun farkında olmayan, dolayısıyla teröre sebep arayan ya o da işte şundan yapıyor diyen kimdir? Peki soruyorum karşılığında bu ülkede birçok eziyeti yaşamasına rağmen başbakan olup koltuğundan indirilmesine, efendim e, işte başbakan cumhurbaşkanı olduğundan bu yana kendisine her türlü hakaretler edilmesine, efendim e, bacıları okullara alınmamasına. Her türlü eziyeti görmesine rağmen eline taş, sopa, silah almayan kimdir? Artık yeter. Artık bir gözünüzü açın, gerçekleri görün. Kimse sizi kesmeyecek. Ama Allah korusun, siz fırsatı elinize geçirdiğinizde her zaman yaptığınız gibi zulmedeceksiniz, keseceksiniz, asacaksınız. Çünkü bu sizsiniz. Bu dünyanın barbarı sizsiniz. Siz e, bu dünyanın kanına e, belki de sürüngen kanı karışmış olanlarısınız. Çünkü zihniniz durmuş, vicdanınız durmuş. Başka türlü kim bu cümleleri kurabilir ya? Efendim, yok oraya yardım ettik de etmez olaydık. Ya ne yardım edeceksiniz siz ya? Sizin ettiğiniz yardım olmaz olsun. Siz ne yardım edeceksiniz ki? Sizin gördük yardım çabalarınızı, başka bir örgütlenmeler kurmak amaçlı, oradan başka hikayeler devşirmek amaçlı işlere siz. E, 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 saldırdınız. Siz ne yardım edeceksiniz? Siz bu ülkede vatanseverliği vergi ödemek zanneden onu da kaçırabildiğini kaçırıp da kaçıramadığını ödemeyi e, vatanseverlik zanneden e, sen bu devlet için ne yapıyorsun ki dediğinde vergi ödüyorum ya diyen komik trajikomik insanlarsınız. Bakın yani insanlar beni sabrımla tanır ama siz sabır taşırmakta üstünüze yok sizin. Yahu biz o gün çıktık Bakın, ha burada şunu da söyleyelim, oy çalan da sizsiniz, oy çalan da sizsiniz. Bir ton ispatı var bunun. Geçmişte de bundan dolayı ceza aldınız, ee, geçmişte de bundan dolayı sizin yüzünden seçimler tekrar edildi. Ama hala, bakın, eğer sandıkların başında durulursa, şimdi örneğini vereyim, ee, bir televizyon kanalı Türkiye'de e, yıllarca sizin tarafınızda hareket etti, yıllarca sizi oy çalınıyor, oy çalınıyor diye e, böyle popoladı, değil mi? Şimdi o televizyon kanalını geçen izliyorum. Onlar biraz daha ortaya doğru yanaştılar. Aynen şunu söylüyorlar. Bizim yıllarca size anlatmaya çalıştığımız şey. Diyorlar ki ya sandığında durursan oy nasıl çalınır ki? Şimdi ama bizim tarafımızda rehavete kapılanlar, bizim tarafımızda sizden e, oy çalınmasını çalacağınızı beklemeyenler yüzünden siz oy çaldınız. Bak şimdi anlatacağım. Bakın normalde oy çalınamaz eğer herkes görevini yaparsa. Şimdi e, sandıkların başına duruyorsunuz. Ee, sandıklar sayılıyor hep birlikte. Herkes birer tutanak alıyor imzalı. Bir tane de okul müdürüne bırakıyorsunuz. Sonra gidiyor bir tutanak ilçe seçim kuruluna. İlçe seçim kurulunda da her partinin adamı var. İl seçim kuruluna gidiyor, orada da her partinin adamı var. Yüksek seçim kuruluna gidiyor, orada da her partinin adamı var. Nereden çalınacaksa e, e, oy. Ancak işte maalesef şimdi birazdan değineceğim. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'na oy verenler tarafındakilerin sandıktaki rehavetinden dolayı siz çaldınız. Siz her zaman yaptığınız gibi cambaza bak yaptınız. İşte şimdi ben e, arkadaşlarıma söyledim. Kendim de gideceğim sandıkta görevli olacağım. Hadi bakayım o FETÖ'cüler o kalem var ya o kalem. Hadi bir taneniz gelin bakayım o kalemle. Bak ne yapıyorum ben o kalemi. Böyle ellerinde kalemler, silgili kalemler. Ondan sonra hop oradan gözden kaçtı mı tık tık sil tık yaz. Bak ne yapıyorum seyredin. Ondan sonra sizin il başkanınız il seçim kurulunu defalarca aradı mı? Müdahale etti mi? Bir sorun bakalım kendisine. Bunları diye söylüyorum. Sürekli karşı tarafa söylediğiniz şeyleri yapan sizsiniz. Bu dünyanın barbarları sizsiniz. E, bu dünyanın hep siz öyle bir tane olaydan yola çıkıyorsunuz. Ben diyorum yani ben beyaz sayfada iki tane kara leke görmesinler. Hemen oraya zoomluyorlar. Kendi kapkara sayfalarında iki tane beyaz nokta varsa oraya zoomluyorlar sizler yıllardır bir tane olayı ısıtıp ısıtıp getirip bütün İslam camiasına mal ediyorsunuz. Ben bir yazı yazdım bunun üzerine. Dedim ki 20 küsür tane sizin partinizin il ilçe yöneticilerinden çıkan hatta bir tanesi genel başkanınızı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öz yeğeni olan o o ee, yanlış işi, o e, kötülükleri e, işleyenler için. Ben kalkıp da bütün CHP'liler böyledir, sapkındır, tacizlidir, tecavüzcüdür dersem, e, ben namerdim, ben adam değilim diye bir yazı yazdım. Anlayan artık, anlarsanız. Ya siz her bağlamda, bakın bu örnekleri veriyorum, her bağlamda aynı şeyi dünyanın her yerinde yapıyorsunuz. Siz nasıl bir kitlesiniz ya? Ha, çözdük artık. Yani diyorum ya, işte sürüngen kanı karışmış size. Siz ilkelleşmişsiniz. Siz beyninizin korteksini kullanmayan, hatta ne korteksi geriye doğru gitmiş beyincikle yaşayan insanlarsınız. O yüzden egonuzdan yiyeyim, içeyim, geziyim, dolanayım, hoplayım, zıplayımdan başka bir şey, derdi olmayan, efendim ben e, insanlık kötü duruma geldi, ben çocuk yapmayacağım diyen, yani e, insanlığı o kötülükten kurtarmak için neslini bitirmeyi çare olarak gören işte zekası bu kadar olan insanlarsınız. Artık yeter. Artık yeter yani bu ülkede insan gibi yaşamak isteyenler var. Bakın daha önce de örneğini verdim. 15 Temmuz'da bir tane yalan attılar ortaya. Ee, ama e, sizin kitleniz öyle hazır ki yalanın üstüne hoplamaya. Hiç kafayı kaldırın da ben sağma soluma bakayım bu gerçek midir, böyle bir şey olabilir mi demeden. Ne dediler? Efendim 15 Temmuz'da birileri kafa kesmiş bilmem ne kesmiş. Şimdi yani öyle bir şey olabilirdi de o şartların içerisinde olmadı öyle bir şey olmadığı da o gün o onursuz kendine gazeteci diyen adam bu işi ortaya atan e, adama karşılık e, söylediği kişi ertesi gün iki tane televizyon kanalına çıktı diyor ki ben buradayım benim kafam falan kesmedi kimse ama bu neye mal oluyor biliyor musunuz sizin gibi e, cehalet söz konusu olunca mal olduğu şey şu oluyor işte minibüsle gidiyoruz e, ondan sonra kızım falan e, iki tane genç oturuyor 25'li yaşlarında biri kız bir erkek e, böyle bizim de olduğumuz ama bir bir vakit yani bir yarım saat önce çıkıp bir yere uğradım sonra minibüsle önünden tekrar geçtiğimiz o nöbetlerin olduğu Kadıköy'de insanların toplu olarak bulundukları 15 Temmuz'dan sonrasını söylüyorum. bulundukları yerden geçerken çocuk kıza diyor ki bak diyor bizim dövmelerimiz var şimdi biz burada inersek bizim kafamızı keserler. Şöyle dürttüm dedim ki evladım sen uzaydan mı geldin? Şaşırdı. Çocuğum dedim burası Türkiye ya Burası Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere. Çin değil burası. Burası Türkiye. Sen evladım kaç yaşında göründüğüne göre 25'li yaşlarda falansın. E, sen bugüne kadar bu ülkede birinin birinin kafasını kestiğini gördün mü? Böyle suratıma bakıyor. ne beyefendi size ne diyor? Ya bu inanılmaz bir şey. Bakın bu örnekleri veriyorum. Çünkü hep aynı örnekler üzerinden yaşıyorsunuz. Ya bir aşın araları ya bir aşın geçin araları ya. Düşünün işte en e, güzel örneği. Son dönem. Ya bana bir abim. İzmir'de bir okul müdürü telefon açıyor ya Kazım'cığım ne yapacağız bunlarla diyor benim diyor yakınım çevremdeki mahallemdeki insanlar bana diyorlar ki biz gelince bak göstereceğiz size ne yapacağız Yahu 21 senedir e, size kim ne yaptı ne yaptılar size Allah aşkına sizin her türlü hayatınıza kim müdahale etti veya niye etsin zaten ama siz e, insanların hayatına sürekli müdahil ee, sizin gibi olmayanları sürekli hakir gören, e, kendi normlarınızı doğru normlar olarak gören ki öyle değil, e, anormal olan sizin normlarınız emin olun buna. Ama bir de üstelik bunları doğru normlar olarak görüp bu normlara uymayan insanları hakir gören, psikolojik şiddetten başlayarak eline fırsat geçirdiğinde her türlü şiddeti uygulayanlarsınız. İşte örneklerini söylüyoruz ya, acayip acayip gezide çıkıp efendim neymiş sen ağaç değil anlamadın mı? ha Biz anladık. Sen şimdi içeride anladın mı? Mehmet, anladın mı sen içeride şimdi? Ama geçenlerde bir hanım, onun arkadaşı şey atmış, tweet mi artık neyse. Efendim ne kadar zamandır uzak kaldık işte seni vicdansızlar esir ettiler falan. Ne vicdansızı hanımefendi? Senin o arkadaşın o içeride yatan Mehmet Ali var ya, o vicdansız. Bu milleti demokrasi dışı oyunlara süren, Demokrasiyle seçilmiş Bak tekrar ediyorum Sizin gibi o gezi gibi Kendisine ne zulümler yapıldığı halde Eline taş sopa silah almamış Milletin arabasını yakmamış Otobüsleri devirmemiş Durakları indirmemiş Milletin camını çerçevesini indirmemiş e, Bir adamı Siz ortaya Taksim'e çıkacaksınız Bu insin diyeceksiniz inecek Oh ne güzel dünya E seçim yaptık sizin istediğiniz seçildi Ben de Taksim'e çıkıp bu insin deyince inecek mi? Yani zekanız bu kadar mı çalışıyor? Evet bu kadar çalışıyor e o zaman bırakın bakın bütün bu saydıkları zekanız bu kadar, vicdanınız bu kadar. E siz devletle, vatanla ilgilenmiyorsunuz. Önemli değil sizin için. İstediğiniz yere satabiliyorsunuz. Birisi satıpsa onun peşinden gidebiliyorsunuz. Ondan sonra üstelik insanlığın geleceği de sizin için önemli değil. İnsan neslini bitiren işte LGBT'ler onlar bunlar bunların reklamıyla ilgili her türlü şeyin içerisine karışıyorsunuz. Ondan sonra biz bu insanlar çocuk yapmayacağız diyorsunuz. E siz ne karışıyorsunuz o zaman bizim işimize ya? Siz gidin evinizde oturun, siz, Size kimse karışmıyor ki. Ne halt ediyorsanız edin evinizde. Ne yapıyorsanız yapın evinizde. Zekim karışıyor ki. Ya bir de üstelik e, her şeye burnunu sokan, hiçbir şeyi bilmeyen ama biliyormuş gibi yapan, üstüne üstlükle işte beni bu de patlatan artık bu vicdansızlıklar. Yeter ya, yeter koskoca adamlar hoca diye orada azan. Ha kendi kitleleri bile artık tepki vermiş. Bir tanesi yazmış demiş ki ya demiş insanın aklından bile geçse böyle bir şey ortaya yazar mı sen ne biçim adamsın demiş ya. Bir tanesi yazmış ben sana hocam diyordum lanet olsun sana demiş sana hocam diyene. Ya inan ha hiç ama onlardan da değil. hala aynı modda devam ediyor. Çünkü destekleyenler haklısın hocam ben de yardım ettim falan ne yardım ettiniz siz be ne yardım ettiniz. İnsanoğlu insanlar gece gündüz hala uyumuyorlar Orada çalışıyorlar Orada çalışıyorlar 20 küsür senedir ben yazmışım özgeçmişimin en tepesinde yazıyor ee, Her gün her dakika e, Kazanç sağladığım Yani ekmeğimi kazandığım işlerden Daha fazlasını gönüllü işlere Ayırmaya dikkat o dengeyi korumaya Dikkat ediyorum daha fazla olmasına Yani denge derken Sizin böyle bir hesabınız Vergi veriyorum yani ben vatana hizmet ediyorum Yok ya yani onu siz kendi aranızda birbirinize yedirirsiniz. Yani hamuduyla o da çalabildiğinizi, götürebildiğinizi, muhasebecinizin uydurabildiğini götürün. Oradan ucundan bir şeyi koklatın devlete. Ondan sonra ben vergi ödüyorum. Ödeyeceksin tabii ya. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Yani zannediyorsunuz siz ben vatandaşım bu devletin sahibiyim. Yok ya öyle değil ki aylar. Ben bir gün anlatırım size. Ee, bakın bu deprem zedeler meselesi hakikaten çıldırttı beni. İnanamadım. Çünkü dedim ya biz ilk gün çıktık her şeye rağmen bakın burada bu stüdyoda program yaptım ben programa katıldım değerli sunucu kardeşlerim sunuyorlardı ve onlara en başta dedim ki insanımız hoşgörülü ben görüyorum ki, gördüm ki ben Kadıköy'de gittim oy kullandım. Orada zaten mahallemden 50 senedir orada yaşıyorum. İnsanlar beni tanır. Ama bir de şimdi yüzümüz biraz daha tanıdık oldu. E, dolayısıyla biraz çekilerek gittim. Yani acaba birileri bir laf atar mı, bir şey yapar mı diye. Hiç herkes gülümseyerek e, şey yaptı diye. E, bunu anlattım bakın. İnsanımız hoşgörülü dedim. Ancak dedim bir takım troller, e, bir takım ünlü hainler e, ortalığı kaşıyor dedim. Ama bakıyorum ki birazcık o sayı o bir kakımdan birazcık daha fazla. Ha yine söylüyorum insanımızın büyük çoğunluğu hakikati bilmediği için bunların peşinden gidiyor. O büyük çoğunluğu hala kazanabiliriz biz. Ama ülkede bir kitle var ki... Daha doğrusu birkaç hatta birbirine karşıt görünen, uçlarda görünen bazı kitleler var ki yeter artık bu ülkenin paçasına yapıştığınız, yeter bu dünyanın insanlığın paçasına yapıştığınız. Biz insan olmak istiyoruz. Biz adam gibi yaşamak istiyoruz. Biz sizler gibi, pagan gibi yaşamak istemiyoruz. İlkel, barbar, mağara insanları gibi yaşamak istemiyoruz biz. Biz adam gibi yaşamak istiyoruz. İnsan gibi, Türk gibi, törek gibi yaşamak istiyoruz. Hanif Oğuzlar gibi yaşamak istiyoruz biz. Biz Hazreti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşamak istiyoruz. Adam gibi yani, adam gibi. Ee, siz paganlar ne kadar tahrifata çalışsa, ne kadar karalamaya çalışsa da adamlığı her zaman su üzerine çıkan adamlığın zirvesindeki Hazreti Muhammed Mustafa gibi yaşamak istiyoruz biz.